Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin semt pazarlarını ziyaret etti. Önder Narin hükümeti eleştirdi. Pazar fiyatlarıyla market fiyatları arasında büyük farklılıklar olduğunu gördük. Ben gezdiğime bakıyorum Argıncık pazarında şu an. Biz halkın içerisinde olmayı her zaman tercih ediyoruz. Dedi ki ya arkadaş soğuk sıcak demeyelim. Halkımızı gezelim, esnafımızı gezdik, pazarcımızı. Şimdi gidip Argıncık esnafımızı gezeceğiz, Doğu Garacı esnafımızı gezeceğiz. Yani şunu söyleyeyim. Fiyat konusunda gerçekten marketle pazar çok farklı. %20'lere, 30'lara hatta bazı kalemlerde 50'lere varan farklılıklar var. Bu da tabii ki insanımızın alım gücünü marketle pazarın arasındaki kıyaslamayı zorlaştırıyor. Gelsinler pazara baksınlar, bir de markete baksınlar. Bu büyük marketlerin önünü açan kişiler de bunu düşünmesi lazım. Buradaki o büyük marketlere, 5 market zinciri dediğimiz hani 3 harfliler diyorlar ya, onlara bu esnafımızı ezdirirken, bu hale gelirken düşünmediler. O yüzden bu farklılıklar var. Biz görüyoruz inşallah nedir bu serbest piyasa dediğimiz olayda herkes kafasına göre fiyat belirliyor. Herkes kafasına göre alıyor. Mesela buradaki gidiyor tarladan alma imkanı yok. Halcının eline düşüyor. Halcı oradan alıyor. Kafasına göre fiyat veriyor. Burada öylesine. Buradan markete, marketten buradan alıp markete iki katı satan bile var. Dolayısıyla pazar alışverişi marketten daha iyi. Artık bu sistemin yürümediğini hepimiz görmemiz lazım. Artık bu vatandaşın ezildiğini, bu vatandaşın artık çare bulamadığını, bu vatandaşın artık yeni bir başlangıç istediğini görmemiz lazım. Artık bunu inat etmeden halkının ferahını düşünen bir şekil yönetici olması şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce erken seçim yapması ve bu millete en azından güven aşılayıp kazanıyorsa yine eğer gelecekse yine başımızın üstünde yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Ama bu dar boğazdan insanımızı çıkartmak da yine Cumhurbaşkanımızın inisiyatifine kalmıştır. Neden? Seçimi ilan edecek ve o zaman insanlara bir güven telakki edecek. Güven telakki ettiği zaman ne yapacak? İnsanımız yeni bir umut içerisinde seçimden sonraki gelecek yönetim düzeltecek diye bir umutla bekleyecek. Ama gidişat değil, dolar 12 lira olmuş. Vatandaşımız önünü göremiyor. Yarın hangisine zam gelecek? Şekere, çaya zam gelmiş. Bu 80'li yıllarda tüp gaz kuyruğu vardı, bilmem bir şey vardı, şu vardı, bu vardı dedik. Şimdi geldiğimiz durum sanki çok farklı değil gibi geliyor bana. Ben çocuktum, aklım yeter o zaman, gördüm. Yani dün bir markette komiktir, yazı atmışlar. Birer adette sınırlıdır yağ diye. Yani biz bu hale ne zaman geldik? Yani bu zamana niye geldik? Bunları düşünmemiz gerekirken hala birbirimizi suçlayarak, bağırarak, çağırarak, birbirimizi ihanetle suçlayarak, terörist ilan ederek hala günümüzü geçiriyoruz. Gerek yok bunlara. Yani oturup konuşulup bu ülkeyi nasıl feraha çıkartırız, nasıl refaha kavuştururuz onu konuşmamız lazım. İnsanımız artık bu geminin yürümediğini görüyor ve değişim gerektiğini, artık kim olursa olsun, bakın isim vermiyorum, parti ismi de vermiyorum, bu cendereden, bu durumdan kim çıkartacaksa diyor, onlar gelsin diyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki Fatih Erbakan burada elini kaldırmış bekliyor. Kaçış rampasında diyor ki takla attırmadan gelin buyurun hep beraber bu ülkeyi refaha kavuşturalım diyor. Vatandaşımızdan istirhamımız bizi takip etmesi. Yeniden Refah Partisi olarak bakın biz pazarda soğuk sıcak demeden milletimizin derdiyle dertlenip geziyoruz. Arkadaşlarımıza birlikte, ilçe başkanlarımıza birlikte biz bugün cumartesi evimizde tatilimizi yapmayı bilirdik. Oturmayı da bilirdik, televizyon izlemeyi bilirdik. Ama ne yapıyoruz? Vatandaşımızın derdini soruyoruz. Vatandaşımızla birlikte olmayı tercih ediyoruz. Esnafımızla derdimize dertlenmeye çalışıyoruz. Ve bu böyle de olacak inşallah. Yeniden Refah Partisi Kayseri'de bundan sonra kendini kabul ettirdi ve esnafımızın ve bu ülkenin gidişatını düzeltene kadar Fatih Erbakan'la birlikte yürüyüşüne devam edecek. Yine söylüyoruz. Kayseri halkına saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak bütün sorunlarda halkımızı bizi aramaya davet ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğünce her yerde, her platformda vatandaşımızın hakkını savunmak...